Merhabalar, Business Türk Channel ekranlarına hoş geldiniz. Didem Uçak ile İşinizin Gerçeği programıyla tekrardan sizlerle başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı Ege Özgenteş hocamızla birlikte olacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Didem Hanım. Benim herhalde şansımdan beraber program yaptığımız bütün sunucular birer manken kadar güzel çıkıyor. Teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Hocam bugün sizlerle güzellik üzerine konuşacağız. Çok yerinde olur. Hocam insanlar daha güzel olmak, aslında kendini daha iyi hissetmek için sizlere geliyorlar. Tabii konuların içerikleri farklı. Farklı farklı alanlar çalışıyorsunuz. Belki meme estetiği, belki burun estetiği. Hocam ilk başta şunu sormak istiyorum. En çok size başvuran, aslında burada belki de her hoca farklı şeylerle karşılaşıyor ama sizin en çok karşılaştığınız içerik ne oluyor? En çok hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Ya da insanlar en çok size hangi sorunla geliyorlar? Bunu şöyle yanıtlayayım. Bir kişinin en çok hangi ameliyatı yaptığından ziyade dünya çapında kişilerin ülkelerde estetik ameliyatlar için hangi sırada başvurdukları önemli. Bu konudaki en iyi istatistikler iki tane ayrı kuruluş tarafından yapılıyor. Bir tanesi Dünya Estetik Plastik Cerrahi Derneği. Bunun adı ICEPS. İkincisi de Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği. Onunki de ASAPS. Aralarında küçük bir A harfi ve İ harfi farkı var. İkisi de dünyanın en saygın kuruluşları. Bunlar her sene kendi üyeleri olan plastik cerrahlara ne kadar ameliyat yaptıklarını, kaç sayıda, hangi ameliyattan ne kadar yaptıklarını sorarak bir istatistik çıkartıyorlar. 3 aşağıya 5 yukarı. Dünyanın her tarafında en fazla istenen ameliyatların başında vücut güzelleştirme, yani liposuction ameliyatı geliyor. Bazen ikinci sıra, bazen üçüncü sırada burun ameliyatı geliyor. Ve gene ikinci veya üçüncü sırada da meme güzelleştirme ameliyatları geliyor. Şimdi baştan bir girişle başladınız. İnsanlar neden güzel olmak istiyor diye. Ben biraz bu konuyu kendi kafamdan irdeledim ve biraz da tarih kitaplarına baktım. Düşünün, insanların mağaralarda veya kendilerine konut yapamadıkları dönemde sadece avcı toplayıcı olarak çalıştıkları dönemi düşünün. Aralarında belki bir lisan var, belki yok. Yazı kesinlikle yok. Son derece ilkel aletler, ilkel aletlerle avcılık yapıyorlar. Böyle bir topluluk içinde sizce insanların değer verdikleri şeyler ne olabilir? Biraz önce sizinle bu konuyu da tartışmıştık. Bence birincisi güvenliktir. Herhalde can güvenlikleridir. Bütün dünyada olduğu gibi. Ölmeden yaşamlarını devam ettirebilmek. Herhalde ikinci şey beslenebilecek bir şeyler bulmaktır. Bu da çok önemli. Besin alamazsınız, hayatınızı sürdüremezsiniz. Ama bu arada bir şey daha var. Ki o dönemde sanki hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Güzellik. Evet. Ta mağara çağından beri yaşayan her canlı, daha ziyade tabii hayvanları, insanları kastediyorum, bitkilerin arasında güzellik önemli mi bilmiyorum. Ama hayvanlarda bile güzelliğin önemli olduğunu şöyle biliyorum. Ben evcil hayvan beslemeye bayılırım. Özellikle de çok köpeğim oldu bugüne kadar. Hala da 3 tane köpeğim var. Mesela bir tane çok güzel görünümlü bir husky köpeğim vardı. Bakıyordum, dişi köpekler böyle üzerine saldırıyorlardı. Ama diğer köpeklerim o kadar ilgi çekici değil. İşte normal bir köpeğe ilgi gösterdikleri kadar gösteriyorlardı. Hı hı. Demek ki hayvanların arasında bile güzellik denen kavramın bir yeri var. İnsanlar neden güzel olmak istiyorlar? Hala geçerli bir akçe olduğu için. Hı hı. Peki biz bunu toplumumuzda algılıyor muyuz? Siz şimdi deneyimli bir uzman psikolog olarak ne diyeceksiniz? Diyorum ki önemli kuruluşlar kendilerine
görsel olarak görev yapacak birini seçerken mümkün olduğu kadar yeteneklerinin yanında fiziksel özelliklerinin de iyi olmasını istiyorlar. Araba satan bir kuruluş, reklamını yapan güzel bir mankenden ne bekleyebilir sizce? Hı hı. Ne alakası var? Neden bunu yapıyorlar? Güzellik satar. Nokta. Eğer siz yeteneklerinizin yanında güzelseniz, iş bulma ve işinizde başarılı olma şansınız, eğer bir eksikliğiniz yok ise, güzel olmayan insanlara göre daha olası. Şanslısınız. Ama bu şanslı olmak her zaman bunun böyle olacağını göstermiyor. Hı hı. Sırf yeteneğin nedeniyle güzel olmadığı halde çok iyi yere gelen, görsel tabii şekilde çalışan Hollywood yıldızları da var. Yani istisna her zaman olur. Ama güzeller tercih edilir. Hocam peki, o zaman bu orada yetenek güzelliği solluyor diyoruz. Oyuncu için. Şimdi, ilk kıstas güzel. Tabii ki ilk kıstas odur. Yetenek. Evet, yetenek. Tabii ki ilk kıstas yetenek. Ona bakarsanız bir yığın güzel insan var. Ama hepsi aynı yere gelemiyor. Hı hı. Çünkü güzellik bir yere kadar. Öbür taraftan da o işin nasıl yürüyeceğini bilmeniz lazım. Bu görsel bir şey de olabilir. Görselliğin ötesinde başka bir şey olabilir. Ama siz yanınıza bir eleman alacaksınız. Öncelikle ona bir yetenek araştırması yapıyorsunuz. Ve sonunda aynı yetenekte iki tane insan buluyorsunuz. İkisi de aynı yetenekte, ikisi de aynı güvenilirlikte, ikisi de aynı deneyimde fakat biri çok daha güzel. Biz dinleyicileri de soruyorum. Her şeyleri eşit, biri daha güzel, biri ona göre daha az güzel. Yani bunu sormaya gerek yok. Evet. Bütün dünyada bu belli. Hocam peki şöyle bir şey var. Şimdi güzel diyoruz da mesela ya da başarı kelimesi diyoruz. Şimdi güzellik kelimesi subjektif bir kavram. Neye göre güzel insanlar, neye göre güzeliz, güzel, güzeller. Şimdi hocam bir şöyle bir şey var. Siz bireysel olarak Ege olarak, Ege Bey olarak güzelliği nasıl görüyorsunuz? Bir de estetik ve plastik cerrahi uzmanı olarak güzellik kavramına nasıl bakıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Yani bir, lütfen izleyicilerimiz o kararlık olarak almasınlar. Bir İngilizce deyiş söyleyeceğim. Beauty is in the eyes of the beholder. Hı hı. Güzellik ona bakan gözlerinin, o gözlere sahip olan kişinin gördüğü şeydir. Evet. Ben size bakıyorum ve sizin hakkınızda beynimde bir yargı, tamamen güzellik açısından. Ama yanımda İsveçli bir insan oturuyor ve size baktığı zaman farklı bir yargı oluyor. Neden bunu söyledim? Güzel göz dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Senin o deniz mavisi güzel gözlerin filan. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Size demedim. Yok, ayrıca gözleriniz buradan belli oluyor. Ama maviydi galiba. Evet, mavi. Yeşil ile mavi arası evet mıydı? Mavi. Koyu mavi hocam. Koyu mavi. Peki. Şimdi İsveçli için koyu mavi gözün hiçbir anlamı yok. Yıllar önceki gidişimde, artık şimdi onlar gerek yok, bir lens satan dükkanda şu ilana rastladım. Beautiful black eyes. Güzel kara gözler. İsveç'te kara göz veren lensler popüler. Demek ki güzellik herkese göre değişiyor. Kültürden kültüre değişiyor hocam. Kimisi için toplu vücudu olan balık eti kadınlar çok mahbuldür. Kimisi için kaşları çok kalın ve aynı zamanda ortada birbirine yakın kadınlar çok makbuldür. Kimisi için de ince kaşlı ve ortası biraz daha geniş. Güzelliğin tanımı yok. Güzellik kültürden kültüre değişir. Ve biraz da güzelliği topluma pompalayan medyadır. Medya insanların ilgisini çeken yüzleri ve görüntüleri buluyor ve bunları empoze etmeye başlıyor. Hı hı. Özellikle de gençler hemen o kişiliği
kendilerini özdeşleştirip ona benzemeye çalışıyorlar. Şimdi iki dişin arasında bir kalemin gireceği kadar bir boşluğun olması ne kadar güzellikle ilgilidir bilemem. Evet. Ama çoğu o aralığı kapatmaya çalışıyor. Bir ara ünlü pop şarkıcılarından bir tanesinin üst dişlerinin arası ayrık diye bütün genç kızlar ellerinde kalemle dişlerinin arasını... Gerçekten mi söylüyorsunuz hocam? Bu bir ara modaydı bu. Tabii bu benim... Tabii siz bunu çok dinlediğiniz için şimdi, böyle şeyler... Güzellik sübjektiftir ama güzelliğin oranları vardır. Bir kere birine güzel diyebilmeniz için organlarının tam olması lazım. Hı hı. Yani kaşı, göz kapağı, kirpikleri, gözleri, alt göz kapakları, yanakları, burnu, dudakları, çenesi ve genel yüzünün şekli. Şimdi o kadar çok kriter saydık ki bunlar belli bir oran içinde seyredenin beyninde bir imaj yaratıyor. Ve bilmediğimiz bir şekilde beynimiz kendi kendine bir hesap yapıyor ve bu yüz benim beğendiğim yüzdür. Ama bazıları için bu, bazıları için bambaşka. Hiçbir zaman dudağının yarısı kopmuş bir insana güzel demiyoruz. Hı hı. Dudağı herkeste görmediğiniz derecede geniş olup aşağı doğru böyle dönmüş insanlara güzel demiyoruz. Ama Afrika'nın bazı kabilelerinde dudaklarına büyük büyük halkalar takarak o dudakları büyüterek aşağı doğru çekmek bir güzellik nedeni. Ve kadınlar daha ergenlikten önce buralarına bir şeyler takarak dudaklarını aşağı doğru büyütmeye çalışıyorlar. Bilmem ne kadar anlaşılır oldu bu kavramlar üzerinde. Yok hocam, çok güzel anlattınız. Ben şunu merak ettim hocam. Spontan sorular soruyorum size ama siz anlattıkça muhtemelen seyircilerimiz de belki bu anlamda merak ettiği bir şey olacak soracağım soru ama. Siz genellikle dediniz ki kültürden kültüre değişiyor. Doğrudur. Ya da uzun olarak biz de işte hastalıklar nasıl değişiyorsa diyorsunuz. Güzellik kavramı da değişiyor. Aslında her şey kültürden kültüre değişiyor. Peki insanlar size daha çok bireysel ben... Kendi problemimle ilgili geldim. Bireysel bir şey mi istiyorum? Şöyle olmasını istiyorum mu diyorum? Yoksa subjektif fikrimle mi geliyorum güzellik üzerinden? Beni şu şekle getirin mi diyorum? Yoksa genel, daha çok genel kafasında bir isim mi var? Beni buna mı benzetin diyorlar? Belki bu çok büyük bir hata olacak. Ona göre orantısız bir vücudu var ya da yüzü var, gözü var, kaşı var. Daha çok bireysel bir istek üzerinden mi geliyorlar güzellik kavramıyla ilgili? Yoksa ben şu kişiyi çok beğeniyorum, böyle mi olmak istiyorum diyorlar. Bu konuyu sizden önce başka programlarda çok ayrıntılı olarak tartıştım. Ama gene de tartışmakta fayda var. Bize gelen insanların isteklerinin gerçekçi olması lazım. Hı hı. Bu gerçekçi ne demek? Yapılabilir, uygun ve toplumun büyük kesimi tarafından kabul edilebilir bir istek olması lazım. Benim karşıma yaralandığı için göz kapağı düşük olan birisi ben bu göz kapağını düzelttirmek istiyorum der ise hiçbir ön yargı veya sakınca olmadan bununla ilgili gerekli ameliyatı yaparım. Hı hı. Ama fiziksel olarak bana göre makul görünüşü olan birisi elinde o dönemin pop yıldızının fotoğrafıyla gelir. Benim göz kapaklarımı bununki gibi yapar mısınız derse hiç düşünmeden özür dilerim ben bunu yapamam. Evet. Bir başka. Başkasına tekime... benzemek aslında hocam değil mi? Evet. Ve bu başkasına benzemek özellikle adolesan çocuklarda, hele de adolesan kızlarda çok önemli. Biraz önce bir kalemle dişlerinin arasını yavaş yavaş böyle genişletme olayını örnek vermiştim. Hani hocam bazen güzeli benzetirsiniz de var. Şimdi kendimi niçin dişlerimin arasını açıyorum? Ona benzemek istiyor. Yani düşünebilir, olanı bozuyorum. Çünkü birbirleri arasında iletişim kurarken adolesan kızlar... Aa ne güzel, seninki de ona benziyor. Evet evet evet. Bu laf evet. Onlar için çok önemli. Belki de 15-20 yıl sonra bu yaptığına pişman olacak. Hiç de güzel değil bu görüntü. Keşke dişlerimin arası kapalı olsa diyecek. Evet. Buradan iki ayrı
konuya geçiyoruz. Bir, demek ki ergen olup da daha erişkin düşünce yapısına ve bedenine sahip olmayan kişilerin her istediğini yerine getirmeyeceksiniz. İkincisi de mantıksız gelen şeyleri yapmayacaksınız. Evet. Yani ben cerrahım, bu büyükler için de geçerli. Birisi böyle istiyorsa yaparım. Hayır, ben yapmam. İstenen şeyin mantıklı olması lazım. Bir başka konu daha var. O istenen şeyin gerçekten kişi tarafından istenmesi lazım. Şimdi bir çift geliyor. Evet, eşi isteyebilir değil mi hocam? Eşi, arkadaşı. Eşi isteyebilir. Bir çift geliyor, oturuyorlar. İşte kulağını beğenmediği söylenecek ama daha oturur oturmaz bir bakıyorsunuz hasta kadınsa erkek başlıyor konuşma. İşte aslında kulakları şöyle de böyle de ben aslında şöyle olsa çok daha iyi olacak değil mi doktor bey? Kulaklarını şöyle yapsak. Kadıncağız da susuyor, dinliyor. Şimdi burada bir zorlama var. Kepçe kulak tedavisi edilmesi gereken ve gerçekten de çok başarılı tedavisi olan bir durum. Ama erkekler ve kadınlar arasında kepçe kulağı olup da bundan hiç rahatsız olmayan politikacılar var, ünlüler var, film artistleri var. Ama hiçbir şekilde bunu kendilerinde bir rahatsızlık unsuru olarak görmüyorlar. Bu kişilerin ameliyata ihtiyacı yok. Ama ben rahatsız oluyorum diye geldiği takdirde ameliyata ihtiyacı var. Bir çift, bir tanesinin hiç aklına bile gelmediği halde sırf beraber olduğu kişi istiyor diye bir ameliyat yapılacaksa bunda bir takım sakıncalar var. Ben şahsen yapmamayı tercih ederim. Ya da şöyle yaparım. Ben yalnız konuşabilir miyim acaba hastamızla, müsaade eder misiniz derim. Çıkartırım o devamlı konuşanı ve ameliyatı istenen kişiye siz hakikaten bundan rahatsız mısınız, değil misiniz? Eğer başlıyorsa anlatmaya, ya aslında doktor bey benim hiçbir rahatsızım yok ama işte bu da beni öyle istiyor. Aksi takdirde arkadaşlığımız bozulacak. Yani eğer bir arkadaşlık bununla düzelecekse, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, evet. Düzelmesin. Doğru. Çünkü bence o bir bahane. Yani onun kulakları mükemmel olsa bile ileri bir tarihte yeni bir bahanenin ortaya çıkma, evet, ihtimali çok. Bizim alanda sizle böyle çok paslaşarak çalışıyor. Kişi tatmin olmayacak değil mi hocam? Yine başka bir şey çıkacak yani. Başka bir örnek vereyim, onun siz yolumunu yapın. Orta yaşı geçmiş bir hanımefendi ki belli. Zamanında çok zarifmiş. Her halinden belli. Ama 50 yaşın üstüne gelmiş. Yavaş yavaş yaşın getirdiği bir takım değişiklikler vücudunda görünüyor. Ama hala çok zarif olduğu belli. Ve şunu söylüyor. Doktor bey, kocamın genç biriyle ilişkisi olduğundan şüpheleniyorum. Beni öyle bir yapın ki bana baktığı zaman vay ben bu kadını nasıl bırakırım? Bırakmamam gerekir deyip tekrar bana geri dönsün. Evet. Ben böyle bir ameliyat yapmam. Çok üzücü. Yapmam. Olmaz hocam. Çünkü olmaz. Hiçbir kişinin şekilde o düşündüğü şey olmayacak. Tabii olmaz. Ve o zavallı hanımefendinin dışarıya saçtığı paralar da bu amaçla yaptırıyorsa, evet, tamamen boşuna gidecek. Hocam size iki sorum daha var. Hemen hızlıca biraz soracağım. İki sorunun hepsine cevap veremeyebilirim. Galiba beş hocam, dakikamız kaldı. Ben şunu merak ettim. İnsanlar gelen herhangi bir konu, yani meme olabilir, burun olabilir, vücut olabilir. Kişiler daha çok oran verebilir misiniz? Mesela yüzde kaçı tatmin oluyor? Toplasanız branşlarınızı, iç branşlarınızı, alt branşlarınızı. Deseniz ki total'da ben %75'inin tatmin olduğunu gördüm. Eğer ameliyatı güzel yapmışsam, hasta da ne istediğini bilerek gelmişse %100'ü tatmin oluyor. Bir örnekle bunu açıklayacağım. Genç bir hanımefendi geldi, bekar, yanında da erkek arkadaşı var. İşte burnunda daha güzel olmasını istiyor. Aslında son derece alımlı. Burnunda da bir şey yok. Fakat istediği şey mantıklı. Diyor ki şuramda hafif bir kalınlık var diyor şu bölgemde. Biraz diyor incelmesini istiyorum diyor burnumun diyor.
Son derece mantıklı bir istek. Kabul ettim. Ameliyatını yaptım. Ve ne istediğini de yaptım. Ama daha sargıları açılmadan erkek arkadaşı, siz benim arkadaşımı doğru düz burun ameliyatı yapmamışsınız, üstüne hiç dokunmamışsınız demeye başladı. Hı hı. Şimdi dedim ki ben sizinle konuşmadım. Hanımefendiyle konuştum. Ne yaptığımı biliyorum. Gereğini de yaptım. Yok canım böyle ameliyat olmaz. Lan alçı bile koymamışım burnuna. Ve aynı şeyi gidiyor hanıma. Diyor ki ben senin paranı ödemem. Bu ameliyat benim istediğim ameliyat olmamış. Ondan sonra kadın burnu açıldıktan sonra bana geliyor. Aylarca ağlamalar, sızlamalar. İşte bu hiç olmamış da, şöyle olmamış da, böyle olmamış da. Biliyorum. Onun dediğini yapsam daha çirkin olacak ve olmayacak. Ben ısrarla dayandım. En sonunda her seferinde muayenehaneme gelip karşımda ağlıyor. Tehdit etse gene kolay. Diyeceğim ki buyurun gerekli yollara başvurun. Ama böyle ağlayınca insan, siz de üzülüyorsunuz. Evet. En sonunda benim eşim de psikologtur ve bu konularda çok tecrübelidir. Bir seans bir görüşme yaptılar. O seanstan sonra bir daha gelmedi. Yıllar sonra tekrar karşılaştık. Şu anda giyim sektöründe çalışıyor. Çok iyi bir evlilik yapmış ve gayet de güzel mankenlik yapıyor. Ve üstelik resimleri de inanılmaz derecede alımlı ve benim yaptığım burun. Hı hı. Biraz anlatabildim mi? Evet, yani hocam, kişinin bunu beğenip beğenmemesi. Evet, 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 evet. Her cerrahın istese bile tam sonuç alamadığı vakalar olabilir. Hı hı. Bu özellikle burun ameliyatında dünyadaki en iyi cerrahlar arasında %20'ye kadar çıkar. Evet. Yani her 10 tane yaptığınız burundan 2 tanesinde istemediğiniz sonuç alabilirsiniz. Ve bunu düzeltmek için ikinci bir ameliyat gerekebilir. Başvurabiliyorsunuz. Bu bir hata değildir. Hı hı. Ama 10 ameliyattan 7 tanesinde düzeltme gerekiyorsa o zaman hekimin kendine biraz çekil düzen vermesi evet. lazım. Hocam çok güzel bir konu, güzellik. Konuştuk, çok teşekkür ediyorum. Fakat bize öyle bir şey söyleyin ki biz kendimizi evet seviyoruz. Tabii ki de insanlar sorunları olduğunda, bir şey normalden çıktığında ya da iyi hissetmek için sizlere gelsinler. Fakat bize bir şey söyleyin ki biz kendimizi her halimizle sevelim. Özgüveniniz olsun. En önemli söz. Birkaç defa kendi videolarımda bunu defalarca izledim. Bütün anatomik yapıları yerinde olduğu halde çirkin izlenimi veren bir yığın kadın var. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam, biliyorum. Aynı şekilde anatomik yapıları çok mükemmel olmadığı halde kendine tavırlarıyla güzel görünüm veren kadınlar da var. Hı hı. Güzellik sizin elinizdedir. Eğer güzel olduğunuza gerçekten inanıyorsanız konuşmanızda, tavırlarınızda, bakışlarınızda bunu etrafa gösterirsiniz. Ama kendinize güveniniz yok, çirkin olduğunuzu düşünüyorsanız bütün tavırlarınıza bu yansır ve sizin görünümünüzü olumsuz etkiler. Özgüveniniz olsun. Evet, çok güzel hocam, sağ olun, teşekkürler. Bizim de çok çalıştığımız alan. Bu cevabı bekliyordum sizden. Teşekkür ediyorum hocam, çok güzel program oldu. Güzellik üzerine çok güzel bilgiler aldık sizden. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle.